Herkese merhaba, ben Sude. Ben Çiğdem. Bugün kü tarifimiz, bizim aslında ilk tarifimiz sizinle birlikte karalahanalı mantarlı baklava şeklinde bir börek yapıyoruz. Malzemelere geçebiliriz. Tamam, geçelim. Malzemelere geçtiğimizde ise bir demet karalahanamız var. Bunların hepsi tercihinize bağlı. Miktarlarını azaltıp ya da arttırabilirsiniz. Ben burada 2 tane soğan kullanıyorum. İstediğiniz kadar mantar. Evdeki malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Mesela bizim kırmızı biberimiz olarak bu vardı. Bunun dışında kapya biberleri, acır biberleri, her şeyi değerlendirebilirsiniz. Peynirlere geldiğimizde biz dolapta hangi çeşit peynir varsa beyaz peynirle yumuşak beyaz peyniri, yani ezine peynir dediğimiz peyniri burada karıştırarak kullandık. Burada bir tereyağımız var. Biz yaklaşık olarak 250 gram kullanacağız. Bunu yine arttırıp azaltabilirsiniz. Ya da bir karışım oluşturabilirsiniz. Baklavalık yufka böreğimiz var. Bunun dışında normal yufka da kullanacağız. Burada zeytinyağımız var, tuz, karabiberimiz var. Malzemelerimiz bitti. Yapmaya geçebiliriz. Şimdi işte ocağımızın altını yakıyorum ve takribi olarak 2 ya da 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum içine. Bu olurken, yağ ısınırken biz de soğanlarımızı doğramaya geçebiliriz. Bir yandan da soğanları kontrol etmemiz lazım ki yapmasınlar. Şimdi bunlar çok güzel kontrollü bir şekilde burada olurken geldik en sevdiğim mantarlara. Mantar doğrama işleminden de biraz size tüyo vermek istiyorum. Mantar nasıl doğruyor? Aslında şef bıçakları kullanmaya başlıyorsanız da ilk yapmanız gereken şey mantar doğramak. Neden? Çünkü mantarın yapısı gereği çok yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde doğranıyor. Hadi gelin birlikte doğrayalım. Ellerimizi şöyle pençe gibi tutuyoruz. Yani bu pençe gibi tutuyoruz ve başlıyoruz bunu kesmeye. Burada böyle bir kesiş tekniği olabilir. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Şimdi diğerlerini de birazcık devam edelim. Şimdi bunları geçelim. Gönder gitsin. Pişmek sırasına göre ilk önce biberleri attık. Bunları birazcık kendi içinde harmoni olduktan sonra da mantarlara geçtik. Sıra mantarlara. Mantarlara da gönderelim yanına. Evet. Karıştırıyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Renklerin uyumuna inanırım ve renklerin uyumu gerçekten şahane. Altını biraz açalım ve devam edelim. Şimdi gel karalahanamızı. Karalahanamızı böyle bir sarıyoruz. Şöyle tutuyoruz ve kesmeye başlıyoruz. Boyutları ne büyük ne de çok küçük olacak şekilde kesiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bu piştikten sonra ya da pişme evresi esnasında kendini salıyor. Ama sap kısımları geldiğimizde sap kısımlarını çok küçük kesmemiz lazım. Çünkü sap kısımları daha zor pişiyor. Diğer yaprak kısımlarına kadar. Geldi. Şimdi böyle güzelce doğradığımız yeşilliklerimize bir püf noktası vermek istiyorum. Şimdi bunları biz fırına da pişireceğimiz için fazla diriliğini korunmaları lazım. Fazla erkenden salarsak fırına da girdikleri için daha kötü olur. Şimdi buraya karalahanalarımızı bırakıyoruz. Bunlar da burada yerine aldıktan sonra karıştırmıyorum hiç. Ve kapağını kapatıyorum. Sıra geldi tereyağımızı eritmeye. Ben şu an hepsini atıyorum içine ama hani siz kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir de bununla ilgili de bir nokta paylaşmak istiyorum. Tereyağı çok eriyen bir şeydir. Bu yüzden çok azıcık ateşte tavamız ısındıktan sonra kapatıyoruz. O kendi sıcaklığıyla kendisi eriyor. İşte böyle. Şimdi baharatlarla tatlandırmaya geldim. Benim aslında ben yemek programı izlemeyi çok severim. Anlaşıldığı üzere yemek yapmayı da çok severim ama programları
da ölçüsünü kaçırmadan tuzu koyduk. Şimdi sıra geldi karabibere. Benim en sevdiğim karabibercik. Bu yüzden biraz karabibere bol tutuyorum. Şimdi burada pul biberimiz var. Birazcık da buna eklersek şahaneli acıyı yakalamış oluruz. Şimdi geldi bunları birleştirmeye. Karıştırıyoruz ve güzel lezzete birleştiriyoruz. Şimdi ben buradan tereyağına da geçmek istiyorum. Şimdi tereyağımızda görüldüğü üzere bu kıvamda geldikten sonra altını kapatıyoruz. Zaten kendi sıcaklığında güzelce orada erimiş olacak. Şöyle ısısını fazla kaybettirmeden de karıştırıyoruz güzelce. Altını çok yüksek bir ateşte, hali bir ateşte açıyoruz ve suyunu çekmesi için bekliyoruz. Biz de bu sırada yufkalarımızı hazırlıyoruz. Şimdi altını kapatıyorum. Bu kadar suyu kalmasın ya, dilim güzel lezzetinde bırakmış olur. Altını da kapattıktan sonra güzelce peynirlerimi ekliyorum. Şöyle ziyan etmeden. Şimdi karıştırıyorum ve mutlaka ılınması için bekliyorum. Ilındıktan sonra bu güzel harcımızı yufkalarımızla buluşturacağız. Şimdi bu güzel kaşınlarımızı güzel bir yufkada birleştirmeye geldik. Bundan önce şöyle yapıyoruz. Burada hatırladığınız üzere erittiğimiz bir tereyağı vardı. O tereyağının içine ben zeytinyağı koymak istiyorum, çok az. Böyle bir karışım elde etmek istiyorum ama siz isterseniz koymayabilirsiniz. Bunu şimdi güzelce bir karıştıralım, yanımıza alalım. Ve şu kullanacağımız şeyi de şöyle bir yağlayalım. İşte sıra geldi. Normal bu günlük evde kullandığımız yufkayı alıyoruz. Şöyle açıyoruz. Güzel oranladıktan sonra bu şekilde. Şimdi buna ekstradan bir de şey kullanacağız. Baklavalık yufka kullanacağız. Bu baklavalık yufkalarda biliyorsunuz yufkalar çok çabuk kuruyor. Bu yüzden bunları böyle ambalajında saklamaya ve kullanacağınız zaman açmaya dikkat ederseniz çok iyi olur. Ben bunu birazcık daha şöyle alırsam daha güzel duracak. Evet, şimdi oldu. Şimdi buna tereyağı sürelim. Şimdi baklavalık yufkalarını ikişer ikişer alıyorum. Kırmamaya dikkat edelim ama eğer şayet ki kırılırsa da pek problem değil, pek dert etmeyin. Şimdi ben ikişer ikişer koyacağım. Her ikide bir harcı koyacağım. Sonra yine üzerine tereyağı koyacağım. Böyle böyle 10 kat gideceğiz. Şimdi buradan harcımızı alalım, karıştıralım. Şimdi baklavalık yufkalarını ikişer ikişer alıyorum. Kırmamaya dikkat edelim ama eğer şayet ki kırılırsa da pek problem değil, pek dert etmeyin. Şimdi ben ikişer ikişer koyacağım. Her ikide bir harcı koyacağım. Sonra yine üzerine tereyağı koyacağım. Böyle böyle 10 kat gideceğiz. Şimdi buradan harcımızı alalım. Bu 10. katımız, yani son katımız. Son katımı dikkatli bir şekilde kapattıktan sonra üzerine tereyağı tekrar olduğu gibi şöyle boca ediyorum. Şimdi kapatacağım. Şimdi bunu arta kalan kısımları şöyle kapatıyoruz. Böyle kapattıktan sonra üzerine isterseniz yağlayabilirsiniz tekrardan. Şöyle. Sizin son hali böyle.
kestim işte. Tamamlanmış oldu. Şimdi 180 derecelik önceden ısıttığımız fırına bunu koyacağız. Bu tam olduktan sonra size pişme süresini söyleyeceğiz ki kesin bir şey çıksın diye. 35 dakikanın sonuna geldik ve böreğinize bakın. Şahane gözüküyor. Şimdi böreğimizi fırından alma vakti. İşte mantarlı, karalahanalı baklava böreği şeklindeki böreğimiz hazır. Herkese afiyet olsun.